Tabii şimdi Enes Kara'nın kalmış olduğu yerin bir yurt olmadığı da malumdur. Yani ev statüsünde öğrencilerin bir araya gelerek oluşturdukları yere kalmak için o da müdahil olmuş ve o şekilde kalmaktadır. Yani Gençlik Spor Bakanlığı'na bağlı bir yurt dediğimiz zaman zaten Gençlik Spor Bakanlığı bütün yurtların bütün yönetmelikler ve yasalar çerçevesinde standartları, maddi ve fiziki ve manevi standartları da taşıyıp taşımadığını zaten Gençlik ve Spor Bakanlığı inceliyor. Ve bu incelemeler çerçevesinde kanuna, yönetmeliğe aykırı eğer yurt varsa bunlarla ilgili gerekli işlemler de yapılıyor ve kapanması da mümkün hale geliyor, mühürleniyor. Ancak burada olayın gerçekleştiği yer bir yurt değil. Yani Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bugüne kadar izinleriyle açılmış olan bir müessese olmayıp gençlerimizin kendi hür iradeleriyle bir araya gelerek açmış oldukları öğrenci evi olduğunu görüyoruz. Bu anlamda denetlenme itibariyle Gençlik Spor Bakanlığı'nın denetlediği bir yurt statüsünde değil, sadece bir apartman dairesinde kalan öğrencilere ilişkin bir müessesedir. Elbette bunlarla ilgili de hem ilgili bakanlıklarımız, bütün devlet denetleme kurumlarımız çalışmalarını yapar. Bu çerçevede böylesi acıların tekrar yaşanmaması için gençlerimizin umutlarını, heyecanlarını yitirmeden büyük bir heyecan ve coşku içinde geleceklerini hazırlayabilecekleri bir yüksek öğrenim hayatı sürdürebilmeleri için mutlaka çalışmalarını yapacaklar ve buna uygun da düzenlemeler hayata geçirilecektir. Teşekkür ediyorum.